Kız Kardeşler Mobilya Abbas Marmaris'teyi sunar. Eline de almış mendili, geçmiş halay başına. Şaşırıp duruyorsun, ne iş açtın başına? Eline de almış mendili, geçmiş halay başına. Şaşırıp duruyorsun. Abbas Marmaris'te. 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 Ula ula, kendini salla ula. Başını da salla ula. Abbas Marmaris'te. 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 Eline de almış valizi, nereye gidiyorsun ula? Anandan izin aldın mı, babandan izin aldın mı? Eline de almış valizi, nereye gidiyorsun ula? Abbas Marmaris'te. 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 Salla ula, kendini salla ula. Başını da salla ula. Çak baba, çak baba. Abbas Marmaris'te. 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 Abbas mutluluğun resmi sensin, bir başkadır senin yerin. Mutluluğun resmi sensin, bir başkadır senin yerin. Ne eşin var ne benzerin, ne güzelsin Marmaris'im. Ne eşin var ne benzerin, ne güzelsin Marmaris'im. Deniz sende, güneş sende, aşk sende, mutluluk sende. Yaşıyorsun her gönülde, ne güzelsin Marmaris'im. Ne güzelsin Marmaris'im. Deniz sende, güneş sende, sımsıcak insanlar sende. Aşklar, sevgiler hep sende. Mutluluksun Marmaris'im, ne güzelsin Marmaris'im. Gece gündüz sahilinde, huzur veren her semtinde. Gece gündüz sahilinde, huzur veren her semtinde. Gezmek güzel her yerinde, mutluluksun Marmaris'im. Seni sevmek mutluluktur, ne güzelsin Marmaris'im. Deniz sende, güneş sende, aşk sende, mutluluk sende. Yaşıyorsun her gönülde, ne güzelsin Marmaris'im. Ne güzelsin Marmaris'im. Deniz sende, güneş sende,
Sımsıcak insanlar senden, aşklar sevgiler hep senden. Mutluluksun Marmaris'im, ne güzelsin Marmaris'im. Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'te. Gözlerine şarkı seçtim, şerefine zehir içtim. Gözlerine şarkı seçtim, şerefine zehir içtim. Marmaris'e geldim, tabii ki bu güzel havada, bu güzel denizde kendimden geçtim desem yalan değil, yemin ediyorum. Çünkü burası hakikaten süper bir yer. Evet, Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'te bütün hızıyla devam ediyor. Program 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabii ki. 6'dan sonra 7 var, 8 var, 9 var, 10 var, 11, 12, 13, 14, 15. Program 6 bütün hızıyla devam ediyor. Skeçler, şarkılar, türküler, denizler, güneşler, bayraklar, insanlar. Gırgırların en kralı, şarkıların en güzeli. Nerede? Tabii ki Kanal 48'de her cuma, cumartesi, pazar. Kanal 6 bütün hızıyla devam ediyor. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyi. Nasıl gidiyor? Şükür, güzel. Deniz oldu mu? Tabii ki güzel. Hele Marmaris'te koydun mu? Bomba olur, bomba. Abbas Marmaris'te. Söyle bakayım, Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'te. Evet, Abbas Marmaris'te. Çekeriz abi sonra. Abbas Marmaris'te kanal, kanal 48'de program 6 devam ediyor. Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'te. Alo Mahmud'um, nerede kaldın? Yoldayım, arabayı park yapıp geliyorum canım. Mahmud'um. E Aysun'um. Burada eksik olan sen ve... Eksik olan neymiş? Devam et bakalım. Sensiz ve onsuz yapamadığım eksik bir şeyler var Mahmud'um. Neymiş? Söyle bakalım ya. Vallahi kıskanmaya başladım ha. Senin de onsuz yapamadıklarındandır o. Aha. Sana da yabancı değil canım. Söylesene kız. Neymiş ya? Allah Allah. Kafemiz, kafemiz. Senin adın gibi güzel olan Mahmud kafemiz. Keşke olsa değilsek. Onu baştan söylesene ya. Yemin ediyorum kafam gitmişti ya. Ben de özledim Mahmud kafayı da, seni de Mahmud kafayı da, seni de her çeşitten alıp geliyorum. Orada, burada, her yerde Mahmud kafe. Enerji ve güç verir. Mutluluktur Mahmud kafe. Mahmud kafe. Enerji, güç ve mutluluk. Tüm bir arada Mahmud Kahve. Yeni tadı ve lezzetiyle tüm marketlerde Mahmud Kahve. Biri keman, biri gitar, biri flüt çalıyor. Şimdi bunlar canlı olsa, bu güzel Mahmud Kahve'den birer tane içerlerse, tabii canlı olmuş olsalardı, yemin ediyorum Kur'an'ıma çaldığı notalar böyle coşar. Coşar ve İlham gelir, o şarkıların dilleri böyle bomba gibi yansır her tarafa. Çünkü bu kahveyi içtikleri zaman güzel şarkılar ağızlarından gelecek. Kimisi müziğini yapacak, kimi sözlerini yazacak ve hepsi birden şarkıyı söyleyecek. Ne diyecekler? Mahmud Kahve, Mahmud Kahve, numara Mahmud Kahve, çayıyla da kapiçinosuyla, kakaoyla da bir numara, üçü bir arada, ikisi bir arada Mahmud Kahve. Efendim kolay gelsin, kolay gelsin, kolaysa başınıza gelsin diyeceksiniz çünkü iş var. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sağ olasın. Ben şimdi Mahmud Kahve diye bir kafe çıkmış, her tarafta var. Burada da arayayım dedim, inşallah vardır sizde. Bizde yok. Nasıl yok? Yok. Tanımıyor musun Mahmud Kahve'yi? Oku bakayım buraya, ne diyor? Mahmud Kahve. E bak bunu sen nasıl bilmezsin? Bunun kakao var, bunun kapiçülüsü var, kahvesi var, çayı var. Vallahi azim her şey var bunun. Sen o zaman ne yapacaksın bundan sonra? Mahmud Kahve alacağız. Buraya? Evet. Geldiğimiz zaman bulduracaksın. Evet. Neymiş adı?
Mahmut Kafe. Oraya bakayım. 1, 2, 3. Mahmut Kafe. Mahmut Kafe. Mahmut Kafe. Marmaris'te ve arabaları kollayan bir güzel bekçimizle efendim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Kahveli aran iyi mi? Çok güzel. O zaman çok güzel bir kahve içmen lazım senin. Çok seviyorum. Bak bakayım. Hiç duydun mu? Oku bakayım. Oku bunu bakayım. Oku. Oku. Ben bunu hiçbir yerde bulamıyordum ama çok güzel kahve. Allah'ını seversen. Adı ne? Oku bakayım. Mahmut. Mahmut Coffee. Mahmut Coffee. Süper kahve. Allah aşkına. Burada bulamıyordum ama. Burada yok ama gelecek inşallah. Mahmut Coffee yetkilileri bu Marmaris'i de düşürecekler inşallah. Neymiş efendim? Mahmut Coffee. Al bakayım. Teşekkür ederim. Bunun çayı var, kahvesi var, ondan sonra kapuçinosu var, kakao var, her şeyi var. Ama hepsinden istiyoruz, hepsi gelsin. Allah aşkına. Valla. Gönderelim canım. Neymiş adı? Mahmut Coffee. Ey Mahmut Coffee. Evet efendim, Mahmut Coffee yeni evlilere böyle hediye, bakın Mahmut Coffee içecekler diye düğüne gelecekler benim. Bunu içtiği zaman insan kendine geliyor, kendine. Şoförse, talebeyse, damatsa, kim olursa olsun efendim. Mahmut Coffee. Kalitede öncü Mahmut Coffee. Evet sayın seyirciler, işte geldik Selimiye. Selimiye'nin güzel mekanı burası. Sağ olsun kardeşim, bizi bu güzel arabaya, araca bindirdi ve geldik. Mekan burası. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun buralarda sen? Çalışıyoruz market. İş yerimiz var kendimizin. Vallahi. Evet evet. Nereliyiz? Selimiye'liyiz. Selimiye, evet Allah. Burada her güzellik var, deniz var. Başka neler var burada? Güzel güneş var, evet. Başka güzel mekanlar var, her şey var burada. Abbas Marmaris. Evet, Abbas Marmaris. Evet efendim, bütün hızıyla devam ediyor. Merhabalar, merhabalar. Sağ olasın, sen nasılsın? Ben çok iyiyim. Ne yapıyorsun burada? Ne yaparım? Bağma atlara bakıyorum, oturuyorum, kalkıyorum. Canım ya, aslan. Bakıyorum. Niye bu kadar güzel burası Selimiye? Selimiye çok güzel. Denizi var değil mi? Denizim. Sen buralı mısın? Vallahi. Kaç senedir buradasın? 75 yaşındayım. Babayla aran iyi mi? İyiyim. Vallahi. Çok bakıyorum. Dırdır var mı? Yok yok. Sende var ama. Yok. Allah'ını seversen. Vallahi yok. Kaç tane çocuk var? 5 tane kız var. Allah bağışlasın. 10 bin tane torun var. Kaç efendim? Efendim? 10 bin torun. 75 yaş, 75. Allah, Allah uzun ömür versin. Nasıl, sağlık iyi mi? Çok şükür, şimdi iyi de. Şimdi bu yengede yok mu? Dırdır, Allah aşkına. Şimdi bugün iyi, yarın garanti veremem. Allah aşkına. Var mı bir garanti, yok? Anadan doğarken bir garanti vermediler bana. Kaç çocuk var dediniz? 5 kız var, 9 torun, 2 de torunun torunu var. Peki 5 tane kız oğlan yakalayamadınız mı? Canım. Neden? Nerede buluyor onu? Damatımız var ha? Evet, zaten. 5 tane, 5 tane. 5 tane damadımız var diyor, ne güzel. 5 tane torun oğlum var. Peki, yeter. Bu güzel Marmaris bizim yörelerinden böyle güzel bir türkü söyleyelim beraber. Ben yapamam. Yaparsın sen, yaparsın. Beceremem ben. Böyle bulaşık yaparken, yemek yerken. Bak amcaya söylerdim, o söyler. Var mı? Hayır ben yapamam. Vallahi. Vallahi yapamam ben türküler. Sen baba. O söylesin. Ben ne bileyim, ben de yaşıyorum. Bir tane mırıldan ya, 75 yaş, sesim çok olur. Hadi bakalım. Çökertmeyi söyle, çökertmeyi. Çökertme. Çökertmeyi söyle. Unuttum hep ben de. Ya iyi, gelme söyle işte baba be. Bilmem Efe be. Ben biliyor musun? Vallahi. Söylemesin değil mi? Söylemeyelim baksana, bilmiyorum. Canın sağ olsun. Ne diyelim o zaman? Başta gel, bildim. Amanım arpa buğday taneler. Amanım arpa buğday taneler. Aman yıkılsın meyhaneler. Yavrum yıkılsın meyhaneler. Terzi eli kırılsın. Aman Allah. Terzi elin kırılsın. İlik dönülüyor düğmeler. Aman ilik tutmaz düğmeler. Aman döne 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 ya geliyor. Yandım güle 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 ya geliyor.
Aman güle 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 cimbom geliyor. Aman güle 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 cimbom geliyor. Merhaba kardeşim. Siz nasılsınız? Nereye gidiyor bu yakışıklılar? Biz öğle yemeğe gidiyoruz. Ne güzel, buralı mıyız? Değiliz, İzmirli, Karşıyaka. İzmir, aslan İzmir'imiz. İzmir'imiz de güzel, Karşıyaka'mız güzel, İstanbul'umuz, Muğla'mız. Her taraf güzel, Marmaris güzel, insanlar güzel, cimbom güzel, Beşiktaş güzel. Tabii ki siyah beyaz, Marmaris spor da güzel. Siyah beyaz bizim kardeş takımımız zaten. Ya Marmaris ya, biliyorsun. Evet, evet. Siyah beyaz, Marmaris ve Beşiktaş. Abbas Marmaris. Abbas Marmaris'te. Şöyle bak, Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'te. Abbas, Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'te söyle. Abbas Marmaris'te. Hayır, söyleyemem ben. Söyle be, Abbas de. Abbas de. Hayır, hocam. Sen de baba. Ne? Abbas Marmaris'te. Vallahi bilmiyorum benim elimde ki. Ya şarkı değil bu. Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'ten. Döştün seni mi ya döştün? Evet, Abbas Marmaris'te. Evet sayın seyirciler, yavaş yavaş kahvaltıya müşterilerimiz geliyor. Çünkü burası hakikaten dört dörtlük güzel bir manzarası olan, kahvaltı leziz, müessese süper, güler yüzlü personeliyle biz önce kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra dedik bir ne konuşacağımızı bilelim. Böyle sahte atmak böyle yok. Hakikaten gerçeğini söylüyorum. Yumurtanın çeşidi, zeytinin, peynirin. Neler neler, biraz sonra göreceğiz efendim. Evet, selam sevgiler efendim. Bütün Morgan, bütün tak, Montak, Sontak, Deniz Tak. Burası Marmaris efendim, Kanal 48'deyiz. Her cuma, cumartesi, pazar sizinle beraber olmanın gururunu yaşıyoruz efendim. Evet, programlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 geçti. 15'e kadar gidecek evelallah. Bu güzel müessesede şimdi. Her cuma, cumartesi, pazar bizleri izlemeyi unutmayın efendim. Evet, tiryakisi olduğunuz biliyorum. Skeçler, şarkılar, türküler, tanıtımlar, her şey var. Evet efendim, restoran Ocak Buçu, pide, bin bir çeşit kahvaltı ve manzarası. Mutluluk veren süper bu güzel yerimiz. 1997'den beri Marmaris'te kardeşlerimizin mide dostu, uğrak yeri olmak için mücadele etti ve kazandı. Daha da güzel gidiyor. Sene 2015. Evelallah bacımız aldı. Cengiz kardeşimle beraber götürüyorlar şimdi. Hemen kimden aldılar efendim? Kurucusu Sayın Mehmet Tok. Bu işin erbabı ve ustası. 1976'dan 95 yılına kadar başbakanlarımızın, milletvekillerimizin, cumhurbaşkanlarımızın ve de tüm herkesin gelip tatil ettiği, yemekler yediği en güzel Marmaris Tatil Köyü'nde restoran şefi olarak büyük görevler yapmış, bu işin en ustası olmuş Mehmet Top kardeşimiz. Babamız daha doğrusu. Daha sonra bu güzel müesseseyi kızı ve damadına bu işi devredip kendi kontrolünde en güzel şekilde devam ettiriyorlar efendim. Ettiriyorlar, gördük hakikaten. Baba güzel şeyler öğretmiş. Onlar da katkılarını sürdürmüşler, yapmışlar ustaca. Kızımız Yeşim servis ve güler yüzlü ustaca yönetimiyle, eşi Cengiz yüreğiyle katkılar sağlıyor. Tabii ki sağlayacak, çünkü aile şirketi bu. Baba kurmuş, alın demiş. En güzel şekilde teslim ediyorum size. Siz de daha da götürün onu. 2015, 2030, 2040'lara kadar çocuklar doğacak, büyüyecek. Onlara teslim edeceksiniz. Onun için Cengiz kardeşimiz bu firmayı en güzel şekilde temsil etmiş. Sevilen bir iş adamı olarak Marmaris'te herkes tarafından sevilen bir Cengiz iş adamı olmuş. Biraz sonra onunla da konuşacağız. Bakalım neler yapıyor, neler yapacak. Baba, gelin, hepsini göreceğiz efendim. Neresi burası?
tabii ki Abbas Marmaris'te. Ateşin söndü, ağlayan gözlerin seninle güldü. Ben doğdum doğalı, şimdi mutluyum. Doğum günüm bana geldiğin gündü. Gönlümdeki özlem ateşi söndü. Ağlayan gözlerim seninle güldü. Ben doğdum doğalı, şimdi mutluyum. Doğum günüm bana geldi. Evet sayın seyirciler, İşim Hanım bu müessesenin sahibi Cengiz Bey ile az önce konuştuk tabi. Onunla beraber babadan teslim almışlar. Baba tabi ki alın yapın tamam da, ama onun idaresinde tabi. Yeşim Hanım bize bir şeyler getirmiş. Nedir bu, peynir mi bu? Bu irmik tatlımız efendim. Havuçlu, portakallı. Çok lezzetlidir. Çok güzel, yiyeceğiz. Evet, denemenizi önce tavsiye ederim. Önce sizin. Ben de yiyeceğim tabii. Ver abi, önce sizin önce. Önce sizin. Vay. Sağ olasın. İşim Hanım, aslan bacım benim. Evet, gel Cengiz Baba. Bu güzel, yakışıklı Cengiz kardeşim ve Yeşim Hanım. İnşallah bu müesseseyi babadan teslim almışlar. Daha 97'den beri. Evet. Ne güzel. O günden bugüne neler yaptınız? Değişiklik olarak. Değişiklik olarak kahvaltıya önem verdik. Evet. Izgaralara önem verdik. Pidelere önem verdik. Yani günümüzde artık ne meşhursa ona önem vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla daha güzelini yapmak için buradayız. Bak, avantajınız da var sizin. Datça yolu. Evet. Başka nereye gider bu yol? Buradan Datça tarafından işte Palamutbükü, Mesudiye o taraflara gidiyor. Marmaris'e zaten. Marmaris'e bu taraftan. Karşıya Selimiye, Bozburun, Söğüt yol ayrımı. Yani tam bir merkezi yerdeyiz. Her yere buradan dağılım yapar gibi bir hali var yani buranın. Çocuk var mı? Bir tane kızımız var. Bu mu? Evet. Gel bakayım. Gel bakalım. Gel bakayım sarışın bombaya. Adın ne senin? İsmini söyle. Adın ne senin? Mina. Adın? Mina. Ne adın? Mina. Kaç yaşındasın? 7. Okula gidiyor musun? Bir daha kaç yapar? 2. 2. 2'den 1 çıktı kaç kaldı? 2'den 1'i çıkar kaç kalır? Bak 2. 1'i çıkar kaç kalır? 1. Ya canım. Ay canım. Dedeyi seviyor musun? Hı. Dedeyi seviyor musun? Evet. Çok seviyorum de bakayım. Çok seviyorum bakayım. Çok seviyor musun? Evet. Evet de bakayım. Sevmiyor musun dedeyi? Ben şimdi gideceğim söyleyeceğim seni. Sana böyle hediyeler almasın abi. Seviyorum de bak. Çabuk duyacaksın. Hadi. Hadi kız. Hadi Mina. Evet efendim. Gördüğünüz gibi aslan gibi çocukları da var. İnşallah bu dükkan böyle 2030-2060'lara kadar gider. İnşallah efendim. Allah uzun ömür verir. Neyse o. Siz ne yapıyorsunuz peki burada? Burada ailecek çalışıyoruz yani. Müşterilerimiz için elimizden gelen en lezzetli, en uygun şekilde yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bakın sayın seyirciler, yol tam yol. İngilizler. Ne güzel tatile gelmiş. Bizim Marmaris böyle bir yer işte. Bu mekanda cennet gibi bir yer. Kahvaltı için birebir. Hem ekonomi, hem lezzet, hem güler yüz. Her şey var hakikaten. Vallahi bilirim. Ben yaptım kahvaltımı. 15-20 gündür buradayım. Gerçi onlara ayıp olmasın ama hakikaten burası güzel bir yer. Vallahi billahi. Hatta benim misafirler geliyor, söyledim patrona. Pazarlık yaptım. Biz dedim 12 kişi geleceğiz. Dedi ki bizim fiyatlar 17 burada. 17 lira kahvaltı olur mu? 1001 çeşit. Her taraf 25-30. Burada 17. Şehir içinde hem de. Ve güzel manzaralı. Yemin ediyorum hanımlar, beylerinize diyeceksiniz ki biz bugün gidiyoruz. Cengiz Baba ile Yeşim'in yapmış olduk kahvaltısına gideceğiz. Bugün evde yok, iş yok. Cumartesi de pazarda, cuma da, değil mi? Aynen öyle. Hanımlar biraz herkes istirahat bekliyoruz. Evet efendim, babaya gelelim bakayım baba ne yapıyor. Merhaba baba. Ona da gelmiş maşallah. Hani yememişsin ama ya. Ben bitirdim. Bu kime geldi? Bu sizden birinizin. Babaya. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Neler yapıyoruz? Vallahi işte
restorana geliyoruz, bakıyoruz, çocuklara bakıyorum, eksikler var mı, nedir, onlara bakıyorum. Bazen de arada taktik veriyorsun. Vereceksin tabi, usta evet. Olmak kolay mı o? Evet. O cumhurbaşkanlarımızın, o başbakanlarımızın geldiği zamanlar siz şeflik yapmışsınız orada. En güzel işi bilen siz, tabii ki yönlendireceksiniz. Evet. Değil mi? Bir de bizim en güzel hizmetimiz nedir biliyor musunuz? Evet. Bizde ne yabancı turist olsun, yerli olsun, hiçbir tanesinde ayrım yoktur. Aynı kime ne hizmet yapıyorsak herkese geçerlidir. Onun olması lazım bizim belediye başkanı gibi. Hakikaten. Buradaki belediye başkanını kutluyorum. Güzel bir düzen. Dil, din, ırk ayrım yapmadan herkes mis gibi yaşıyor burada, değil mi? Ben her zaman da şunu söylüyorum kızım ve damadıma. Kızım az da olsun her gün güzel bir şekilde insanları memnun edin. Amaç tek bu olsun. En güzeli o. Evet. Siz ne yapıyorsunuz efendim? Paşa gibi oturmuş buraya maşallah. Biz de burası arkadaşımızın yeri olduğu için sabah akşam geliyoruz, kahvaltı yapıyoruz. Ne güzel ya. Akşamları... Yenge şanslı desene. Evet. Hiç iş yok, hiç yok, buraya geliyor. Oh, sen de çıkarın. Sayıyorsun paraları, az olsa da temiz olsun diyorsun. Tabii biz zaten burası pahalı bir yer olmadığı için her gün akşam sabah geliyoruz. Lezzet de burada. Tabii her şey var. Izgaraların çeşidi, pidelerin en güzeli, kahvaltıların en kralı, her şey burada var. Hepsi var burada. Onun için biz de devamlı geliyoruz. Biz buraya. De var oğlum diyorsun. Tabii. Oldu var. Peki baba. Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris. Abbas Marmaris'te. 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 Evet efendim, Yeşim Hanım'ın annesi ve Mehmet Bey'in eşi sevgili Ayşe. Ayşe'yi verelim Mehmet'e, Mehmet'i verelim Ayşe'ye. Bu güzel Marmaris'te birisi mutfakta yaşasın. Evet efendim, yakaladık Ayşe Hanım'ı, mutfakta o da. Beyefendi dışarıda idare eder. Gelin insanlarla konuşur. Kızı tabii ki, damat zaten burayı idare eder. Kendisi de yemekler yapar. Merhaba. Müsaade idare ediyor efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olasınız. Ne güzel ızgaralar, yemekler hep sizden sunulur. Evet. Evet. Nasıl, memnun musunuz burada? Çok. Gelin. Çünkü kendimiz yaptığımız için, evet. Aile olduğu için çok. Aile olduğu zaman her zaman hayır olur. Çünkü yabancı olmasa daha iyi olur bence. Evet. Ailecek yaptığımız için hani kendimiz, kendi işimiz daha titiz, daha... Neler yapıyorsunuz en çok burada yemek olarak? Izgaralarımız, evet. Bizim saç kavurmamız çok meşhur. Oh, evet. Saç kavurma yapıyoruz. Başka? Pide çeşitlerimiz var işte. Bütün ızgara çeşitleri. Hepsi bu ellerden geçiyor. Anne eri bu her zaman için öpülür efendim, sayın seyirciler. Yıllardır Mehmet Bey başbakanlara, cumhurbaşkanlarına hizmet etmiş. Güzel bir mekanda çalışmış. Ustalar ustası olmuş. Ta Marmaris'imizin tatil köyü, Marmaris tatil köyünde şeflik yapmış. Siz o zaman ne yapıyordunuz? Ben de evde ara sıra onun yanına gidip kalıyordum. Vay, çocukları büyüttük. Allah güç versin, mutluluk versin. Bir diyeceğiniz var mı Marmaris'lere? Biz her zaman halkımıza hizmet için varız ve temiz, hijyen bekliyoruz. Leziz. Leziz. Bilimizin dostu. Abbas Marmaris'te efendim. Abbas Marmaris'te. Bir daha. Abbas Marmaris'te. Bekliyoruz efendim. Bekliyoruz. Antakya'dan. Kamyon Ayas Arsuz'un, Karaç İskender'un, Gülhan Saman Ağı'ndan hiç. Hatay'da. Hayat güzel Hatay'da. Neşe. Anne mutfakta, baba idarede, Yeşim Hanım müşterilerle ilgilenip kasada. Cengiz kardeşim de burada pide yapıyor. Pidenin kralını yapıyor. Görelim bakalım. Ne yapıyorsun babacığım? Burada pide yapıyoruz. Kıymalı, kaşarlı, kuşbaşılı, karışık, otlu pidelerimiz var. Tahinli pidemiz var tatlı olarak. Maşallah, bak her şeyi biliyor adam. Her şeyi. Adam çalışan bir gün hasta olur, gelmedi mi tabii ki mecbur bunu öğrenecek, o yapsın diye, değil mi? Evet, aynen öyle.
Yani her iş geliyor Allah şükür elimizden. Kendimiz bu işi bildiğimiz için, yıllardan beri, çocukluktan beri bu işlerin içinde yetiştiğimiz için Allah şükür kimseye şeyimiz yok. İşimizin başındayız yani her zaman. Bravo Cengiz, şimdi nedir bu abi? Başlı pidemizi yapıyoruz şimdi size. Allah ne güzeldir meşesi, Hatay bizim canımızdır. Bir de kıymalı yap. Bir de kıymalı pide yapıyorum size şimdi. Öbürü ne, öbürü? Hangisi? Öbürü kaşar. İsterseniz üzerine atıyoruz. Bizim bu meşhurdur. Kuşbaşının üzerine kaşar atıyoruz. Bizim tabirimizce lokum diyoruz biz buna. Bu lokum ne yapıyor burada? Sen ne yapıyorsun burada? Çırez. Ne yapalım? Çırak. Çırak. Öğreniyoruz mesleği. Öğren işte, öğren. Evet. Öğrenmediği zaman hep yatarsın, dıçarıda oturursun. Aynen öyle. Öğreneceksin, yapacaksın. Bak patron mecbur mu? Yok. Mecbur yapacak tabii. Aynen. Evet. Atalım, pişirelim, evet. Ve pişsin görelim efendim. Evet sayın seyirciler, görüyorsunuz. Hakikaten çok temiz, hijyen ve lezzet dolu güzel böyle bir mekan burası. Aile şirketi oldu mu öyle olur zaten. Evet, şimdi pişmeye bırakıyoruz artık. Hakikaten çok güzel, temiz ediyorum. Evet, evet sayın seyirciler, biraz sonra bunun çıktığını göreceğiz. Bizim kameramanımız bayılır bunlara. Bak oradaymış. Bozul ateşinde, tamamen doğal, her şeyi doğal. Etimizi kendimiz kesiyoruz, dışarıdan etimizi almıyoruz. Tamamen her şeyimiz kendi üretiyoruz yani. Odun olayı oldu mu lezzet olur değil mi? Aynen öyle, tüple falan değil yani, tamamen odun, doğal. Her şey doğal burada. Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'te bütün hızıyla devam ediyor. Yeşim Hanım'ın, Cengiz kardeşimizin, Ayşe ablanın ve de Mehmet babanın mekanında. Yallah! Humus, Arap kebabı, bu gannuç ve balığı, ki köfte içli köftesi. Yallah ne güzeldir meşesi, Hatay bizim canımızdır. Dört dörtlüktür her şeyi. Allah Allah, götür baba, maşallah maşallah, lokum lokum, lezzetli olduğu için tabii adam Allah düşünmeden küçük büyük götürüyor. Yanında da o güzel süper bir ayran oldu mu da abi, değil mi? İyi misiniz evet. Abi yayık. Sağ olun efendim. Her zaman geliyor musunuz buraya efendim? Sürekli. Sürekli? Evet. Vay vay, nereliyiz? Buralıyız. Buralı Marmaris, evet. Güzel Marmaris'imizin. Hakikaten her şeyi güzel. Yönetimi güzel, denizi güzel, havası güzel, güneşi güzel, insanları güzel. Beğeniyoruz burayı değil mi? Tabii ki, tabii ki, her zaman. Tertemiz. Tertemiz. Her şeyin önemlisi bir aile ortamı. Ay aslan kardeşim, ne iş yapıyoruz? 20 sene turunda çalıştım. Şimdi köy işlerinde, kendi işimizde, Bağbahçı'da. Aa ne güzel. Allah kuvvet versin. Amin. Oldu, afiyet bal şeker olsun. Hangi takımı tutuyoruz? Galatasaray. Vay! Galatasaray bugün Sivas'ta oynayacak. Kırmızı beyaz Sivas Spor. Bakalım kim yenecek? Ben 6 ay orada kaldım Sivas Spor'u çok. Çok tuttum, çok seviyorum. Sivas'ı, halkını buradan sevgilerimi iletiyorum. İnşallah ne Sivas ne Galatasaray. İkisine de şans, ille de bu kazansın demem yanlış olur Beşiktaşlı olarak. Onun için oynayan kazansın. Aynen. Değil mi? Aynen. Evet. Ama Sivas Spor şanslı çünkü ilk maç ve Sivas Spor, Sivas'ta. Onun için vallahi tehlikeli. Yarın bizim Beşiktaş'ta şeyde, Mersin'de. O da tehlikeli. O da tehlikeli. Fener götürdü 3 puanı. Eskişehir'i 2-0 yenmiş değil mi? Evet evet. Afiyet bal şeker olsun. Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'te. Evet, bütün hızıyla devam ediyor. Tam 24 saatte bir hoşum, bir hoşum. Başım dönüyor başım, sarhoşum.
üç harfli bir kelime. Aşk, aşk, aşk taktı beni peşine. Evet efendim, pideleri gördünüz, kahvaltıları gördünüz, her şey düzenli, tertemiz, mis gibi evvelallah. Hanımefendiler burada kahvaltı yapıyor, merhaba efendim. Merhaba. Nasıl gidiyor kahvaltı? Çok güzel. Her maşallah şey bitirmişler bakın. Hiçbir şey yok. Allah'ım ya Rabbim. Yumurtalar gitmiş, pideler gitmiş, tatlılar gitmiş, çaylar gitmiş. Her zaman geliyor muyuz buraya böyle? Her hafta sonu buradayız zaten. Değil mi? Kesinlikle. Akşam yemekleri de on numara. Beyefendi kızmıyor mu? Yok, hayır. O benden daha çok istiyor. Vallahi. O zaman size tabii iki gün ne güzel mutfaktan kaçıyorsunuz. Aynen öyle. Biraz tatil oluyor. Güzel bir yer değil mi burası böyle? Çok güzel. Hem güler yüzlüyle hem hizmetleriyle çok memnun kalıyoruz. Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'te. Oo, yakışıklı burada. Merhaba, ne haber? İyi. Sen yaptın mı kahvaltını? Yaptım. Neler yedin? Ne yedin? Yumurta yedim. Aferin. Süt içtin mi? Aa. Niye içmiyorsun süt? Çay içiyorum. Kaça gidiyorsun sen? Üçe. Üçe. Ay, dörde geçtim abi. Dörde geçtin. Evet. Dört, üç daha kaç yapar? Yedi. Yediden altı gitti, kaç kaldı? Bir. Aferin, bildin. Peki Marmaris'te her zaman buraya geliyor musun kahvaltıya, yakışıklı? Evet. Niye geliyorsun? Yemekleri çok güzel. Vay be canım. Abbas Marmaris'te. Aferin. Aferin bize. Burada bizim Mina'mız var. Mina. Mina, 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 Mina. Abbas Marmaris'te söyle bize Mina. Lele Mina. Yeşim Hanım'ın, Cengiz Bey'in Minası bu değil mi? Annenin adı ne? Yeşim. Babanın adı? Cengiz. Dedenin adı? Mehmet. Mehmet. Anneannenin adı? Ayşe. Senin adın? Mina. Abbas nerede? Marmaris'te. Söyle bakayım oraya. Abbas Marmaris'te. Evet, geldik masanın o bir ucuna. Merhaba efendim. Merhaba. Memnunsunuz yani değil mi? Hanımefendi ama kaytarıyor, iki gün kahvaltı yok değil mi? Tabii, buraya alıştığı yemeklerine evet. Evde yemek hazırlamak zor ya, geliyor. Ama kahvaltı güzel bir havası var. Evet, evet. Personeli güzel. Tabii. Yeşim Hanım zaten en leziz yemeklerin annesiyle beraber yapıyor burada değil mi? Evet, aynen öyle. Cengiz genel. Bey getiriyor, Mehmet Bey kontrol ediyor. Güzel bir aile şirketi burası. Evet. Nina Hanım da gelip burada yiyor tabii, götürüyor. Evet. Bu kız? Müşterilerin çocuklarıyla ilgileniyor. Nasıl? İyi, beğeniyorsunuz burayı değil mi? Tabii. Temiz, güler yüzlü personel. Sahipleri de aynı şekilde. Neler neler geldi. Bak, tabii. Az önce bunu Cengiz kardeşim eliyle yaptı. Bakın. Süper. Bu da... Bu neydi hanımefendi? Bu da kuşbaşılı kaşarlı bir yemek. Vay, hadi bir tane al bakayım hadi. Sen de bir tane. Sen adın ne? Mehmet. Adın? Mehmet. Mehmet. Babanın adı ne? Baba. Baban. Baba. Adı ne? Annenin adı? Anne. Anne. Vay vay. Abbas Marmaris'e söyle bakayım. Hı? Abbas Marmaris. Ben onu söyleyemem. Niye ama söyle söyle. Onu söyleyemem. Ama söyle. Onu söyleyemem. Sana en kral arabayı alacağım. An alacağım sana an. Onu söyleyemem. Abbas Marmaris'te. Onu söyleyemem. Abbas ya bakayım. Onu söyleyemem. Ne baba desin ya. Abbas Marmaris'te. Evet, Abbas Marmaris'te bütün hızıyla devam ediyor. Mina Hanım da söylemem demişti ama söyledi, onun yerine bir daha söyleyecek. Bak söyle. Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'te. Banu'ya haftaya evlensinler. Meryem'i verelim Ferhat'a. Emel'i verelim Reşat'a. Sibel'i verelim Serhat'a. Haftaya evlensin. Elveda meyhaneci. Artık duramıyorum. Bir başkayım bu akşam. Çayımı yudumluyorum. Elveda meyhaneci. Artık duramıyorum. Elveda meyhaneci. Allah. Artık duramıyorum. Aynı kadeh, aynı mey. İçmekteyiz demli bir çay. Evet, Cengiz Usta'nın yanında. Evet, gerçekten burada her zaman demleme çay bulunabiliyor. Yani evet. Hani öyle sallama diğer şey değil. Sallama değil yani. Evet, sallama değil. Demleme hani... çay bulunuyor ve
kıvamında keyifle bir çay içebilirsiniz. Biz biraz sonra içeceğiz. Kahvaltımızı yaptık ama fakat velakin biz hemen kamerayı aldık, çalışalım dedik, çekelim dedik. Çay içmedik, süt içtim ben bunu. Süt içtim, dilim yandı. Aman umanım. Süt içtim, dilim yandı. Amanım amanım. Neler yapıyoruz efendim? 30 yıldır buraya gelip gidiyoruz. Şimdi burada yaşıyoruz. Emekli misin yani? Evet, emekli. Nereden? İstanbul? Yok, kamudan emekli olduk. Ne güzel. Evet. Allah o emekliliğini en güzel şekilde yaşamayı nasip etsin. 30 yıldır Marmaris'e gidiyorum. Memleketim Afyonkarahisar ama 20 yıldır da bu müesseseye gelirim. Oo ne güzel. 20 yıldır. Mehmet Bey zamanında. Mehmet Bey zamanından gelirim. Şimdi Cengiz Bey var, Dağın, Yeşim Hanım var, Dağın, Ayşe Hanım var. Ayşe Hanım'ın da mercimek çorbasını tavsiye ederim. Yani. Ayşe Hanım az önce mutfakta yakaladım, kuru fasulyeyi karıştırıyordu. Allah Allah, yanına bir pilav, nohutlu pilav. Ve bir de çorba diyor, baksana hocam. Evet, mercimek çorbası da çok. Hangi takımı tutuyoruz? Allah'a şükür Beşiktaşlıyız. Vay, benden, bu da benden. Ama Marmaris'in, biliyorsunuz Marmaris Spor'un siyah beyaz onun. Evet. Değil mi? Evet, siyah beyaz. Niye? Kaç, gel buraya. Kaçıncı ligde o? Üç. Üçüncü ligde. Üçte mi, ikide mi? Üçte. E çıkaralım şunu, başkanım. Başkanım, değerli başkanım benim, bir tanedir o da, yemin ediyorum. O düzeniyle, her şeyle, dört dörtlük bir başkan. Evet. O istedi mi Marmaris'i çıkarır ve çıkaracaktı. Evet, Marmaris güzel bir yer. Siz aynen. De hoş geldiniz. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim efendim. Ne güzel şarkılar söylüyordu seninle ya. Söyle. Neden saçlarım beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çay içiren mi var? Görüyorum ki her gün Cengiz'le Mehmet Bey'in yanındasın. Ayşe Hanım'a mutfakta çorba içiren mi var? Evet. Abbas Marmaris. Abbas Marmaris. Evet. Evet sayın seyirciler, hakikaten çok önemli bir konu bu. Ben duydum ve sizlerle paylaşmak istedim. Bu güzel ağaç, bu güzel ağaç dünyada yalnız Kanada'da ve de Muğla'da yetişir. Öyle dediler. Yani çok şanslıymış Muğlalılar, değil mi? Evet, çok şanslı. Marmarisler, Muğlalılar öyle bir ağaç. Diyeceksiniz ki bu ağacın faydaları ne? Neler neler. Mide ülseri, bağırsak yaralarına iyi gelen sığla ağacımızın yağı Türkiye'mizde yalnız Muğla ve çevresinde yetişir dediler. Biz de aynısını sizinle paylaşmak istedik, değil mi? Evet, efendim? Tabii ki de tabii. Hastalarımız gelsin Muğla'da bu güzel mekanlardan, bu mide ülseri, bağırsak yaralarına ve daha birçok hastalıklara faydalı olan bu Muğla'da ve çevresinde yetişen sığla ağacını bilgi alsınlar. Sığla ağacı nedir, ne yapar, ne eder? Dünyada iki tane, iki yerde yetişir. Biri Muğla'da, biri de Kanada'da efendim. Günlük sığla ağacı. Hastalara şifalı. Dünyada iki yerde yetişir sığla ağacı. Bir Kanada'da. Bir de Muğla'da. Tabii ki Muğla'da da. Yaşayamam ki. Evet sayın seyirciler, çok güzel yine bir masa. İki tane bayan, güzel bayan. Allah sahiplerine bağışlasın. Ve güzel bir, tatlı bir kız. Saçları uzun. Saçlarını dağıtırsın, rüzgarlara bırakırsın. Sen çay içmekle uğraşırsın, seni sevmeyen ölsün. Adın ne senin? Seni sevmeyen ölsün. Adın? Efendim? Ekim mi, Eylül mü? Eylül. Kaç yaşındasın? 8. Okula gidiyor musun? Evet. Kaça? 4'e. 4 kere 4 kaç yapar? Çarpma mı sordunuz? Neden? Peki toplama sorayım. 4, 5, 1 daha kaç yapar? 5. 5'ten 1 çıkar. 4. 4, 3 daha. Hı? 4, 3 daha. Toplama mı? Evet, toplama mı? 6. 4, 3 daha. 7. Buradan mı baktılar yoksa? Merhaba efendim. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyiyim efendim, siz nasılsınız? Sağ olasın, ne güzel. Bakın sayın seyirciler, hiçbir şey bırakmamışlar, yemin ediyorum. Ben olsam beni bile götürecekler. Afiyet bal şeker olsun. Ama bu güzel sofranın ustası, lezzet uzmanı Ayşe Hanım, Yeşim Hanım, Cengiz Bey ve de Mehmet Bey.
Her zaman geliyor muyuz buraya? Evet, her zaman geliyoruz. Buralı mıyız? Yok, İzmirliyim. İzmir! Vay İzmir bizim, herkesin. Dil uzanmaz tarihine, şanına, Türkiye'nin cennet ili İzmir'im. Ama burada yaşıyorsun. Yok, burada tatile geldim. Tatile, hani? Evet. Nasıl? Marmaris bizi beğeniyor mu? Ya mükemmel bir yer. Mükemmel. Mükemmel, aynen. Mükemmelin dışında şahane. Bülent Ersoy'un bir şeyi vardı. Neydi? Bir şey derdi o. Efendim? Kendim. Fevkaladenin fevkaladesi. Ula seni Bülent Hanım, seni. Benden başka seni kimse bilmez zalim. Ama yine de iyisin hadi. Sevgiler. Biliyorsunuz benim en güzel şarkı o okudu. Doğum günüm bana geldiği günde. O şarkı benim. Tabii ki. Doğum günüm bana geldiğin gündü. Gönlümdeki özlem ateşi söndü. Ağlayan gözlerim seninle güldü. Ben doğdum doğalı, şimdi mutluyum. Evet dedi ve Türkiye'yi salladı. O güzel sesiyle, yorumuyla. Şarkıda biz bir şarkı tabii. Sevgiler Bülent Hanım. Evet efendim. Lezzet nasıl burada? Ona bir soralım. Yine mükemmel diyeceğim. Yine mükemmel. Aynen öyle. Aynen, bir daha dediniz. Yani çok güzel bir kahvaltısı var buranın. Herkese tavsiye ederim şahsen. Neler yapıyor bu hanımefendi acaba İzmir'de? Ben öğrenciyim. Ankara'da öğrenciyim, İzmir'de yaşıyorum. Çok güzel. Ne dalda peki? Sanat, resim. Süper. Var mı? Yani böyle bir resim versek hemen çizer misin? Tabii. Eğitimini evet, alıyorum. Buyurun, verin. Anında. Tabii. Anında. Anında yapamam ama hani bir iki saat gerekti bana. Biliyorum, şaka değil. Sanatçılık böyledir tabii. Ben mesela, bana birisi bir konu anlatsın, hemen beni etkilesin, hemen yazarım şarkıyı. Yemin ediyorum. Tabii ressamcılık onun gibi değil. O çizeceksin adamın kulağını, gözünü, burnunu, yüzünü, ona benzeteceksin ki sanat müziği, değil mi? Efendim afiyet olsun. Teşekkürler. Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'te. Sevgili, sevgili Eylül. Değil mi? Hı hı. Eylül müydü? Evet. Nereden bildim senin adını? Deme söyledin mi? Öyle mi? Vay be, ben de zannettim ki ben sordum birilerine buldum diyeceksin. Sen de mi İzmirlisin? Yok. Ben nereliyim? Aydın. Aydınlıyım. İncir'in güzel böyle tatlıların çıktığı bir memleket değil mi? Sen incir yiyor musun? Hı hı. Yemiyor musun? Yiyorum. Nasıl, beğeniyor musun İncir'i? Beğeniyorum ama o kadar çok değil. Abbas Marmaris'e söyle bakalım. Abbas Marmaris'te. Maşallah sizde yumurtalar, zeytinler, tatlılar, peynirler. O kadar güzel doğru. Yumurtası var ki bitiriyorum yani. Bize de iki tabak koyuyorlar vallahi, yemin ediyorum. ben o yetmedi, menemen getirdiler bize. Vallahi her şey mükemmel buranın. Herkese tavsiye ederim. Ben her hafta özellikle kalkıyorum, geliyorum. Ben her hafta gelirim kahvaltı yapmaya. Ben her hafta gelirim güzel hava almaya. Bu güzel insanlara buraya. Lezzetin tadı burada, her zaman buraya. Da Aydın'dan, İzmir'den, ne güzel. Bravo vallahi billahi. Aydın Spor kaçıncı ligde? 23. 23 mü? Bilmiyorum, hiç bilmem. Üçüncü ligde yüzeyiz. İkinci ligde olabilir. Vallahi bilmem, öyle mi? Oldu peki efendim. Afiyet bal şeker olsun. Teşekkür ederim. Abbas Marmaris'te. 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 Oynayalım gülelim. Dertlere bir tokat. Her gün gönlünü yaşat. At dertlere bir tokat. Her gün gönlünü yaşat. Aşık ol, sev, sevil hep lo. Bak gör hayat ne rahat. Aşık ol, sev, sevil hep. Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'te. Makinist olmayın. Filmi de kopartmayın. Saksıyı çalıştırın, saksıyı. Kocalarınıza esir düşmeyin.
Bir dediğini değil iki, üç, dört, beş. Duruma göre 15 edin. Biz arkanızdayız. Onu kudurtun. Anlıyorsun değil mi Keko? Bunları sağ ayağını den kalasın diye okuyorum. Ule sen Japonca'yı ne zaman öğrendin kız? Bülbül gibisin maşallah. Ya. Funk, fink, funk. Nedir bu? He ya. E peki bir de kurabiye de bakayım. Kurabiye. Bu sefer yolu yok. Ben de seninle geleceğim. O bana benzeyen kadın kimse ona daha çok alaka gösteriyorsun. Alınıyorum doğrusu. Neyse o benim suretim gerçi de. Asıl nah benim. Hasta mısın yoksa grant mısın ulan sen? Bilinçleri niye bana atıyorsun? He! Ben anormalim. Hayaller kuruyorum. Sayıklamalar yapıyorum. Eksah yapıyorsun. Ben de geliyorum. Sen orada ne yapıyorsan görmek istiyorum. Ne yapacak ya? Sana bir hareket yapacağım. Bütün Türkiye benimle gurur duyacak biliyor musun sen? Yok ya! Sen de bunu istiyorsun. Bu kadar işkence aşkta olur mu söyle? Bu kadar cevapsız kalmak olur mu söyle? Hep vurdun duymaz olmuşsun, olmaz ki böyle. Günahım sevmek mi seni, sevmek mi söyle? Bu kadar işkence aşktan olur mu söyle? Bu kadar cevapsız kalmak olur mu söyle? Hep vurdun duymaz olmuşsun, olmaz ki böyle. Hep vurdum duymaz olmuşsun, olmaz ki böyle. Günahım sevmek mi seni, sevmek mi söyle? Günahım sevmek mi seni, sevmek mi söyle? Kim bilir ne kadar kaçmıştır ki bu şarkıyı böyle, bu kadar işkence günah olur mu söyle diye yazmış yazan, değil mi? Ne güzel ya. Öyle mi? Çok güzel ya. Bu incirden yedin mi hiç sen? Yedim, yemez olur muyum? Onun için yanına gelmişsin değil mi kız? Bana var mı? Yok mu yoksa? Ellere var da bize yok mu? Başkalarının seninle ilgili ne düşündüğü değil, seninle yaşadığın gerçektir. Yokluk penceresinden bakmadığın her manzaranın zevki kısa sürer. Başarının sırrını bilmiyorum ama başarısızlığın yolu herkesi memnun etmeye çalışmaktan geçer. Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'te. Öz Kardeşler Mobilya Abbas Marmaris'teyi sundu. Mutluluğun resmi sensin, bir başkadır senin yerin. Mutluluğun resmi sensin, bir başkadır senin yerin. Ne eşin var ne benzerin, ne güzelsin Marmaris'im. Ne eşin var ne benzerin, ne güzelsin Marmaris'im. Deniz sende, güneş sende, aşk sende, mutluluk sende. Yaşıyorsun her gönülde, ne güzelsin Marmaris'im. Ne güzelsin Marmaris'im. Deniz sende, güneş sende, sımsıcak insanlar sende. Aşklar, sevgiler hep sende. Mutluluksun Marmaris'im. Ne güzelsin Marmaris'im. Abbas Marmaris'te. Abbas Marmaris'te.